Herkese merhabalar. Derdimiz ekonomik konulu bir video ile yine karşınızdayım. Uzun süredir evdeyiz biliyorsunuz herkes. Evde bir düşünme ve araştırma fırsatım oldu. Bence ilginç bir videoyla geldim bugün. Ne yapacağım? 100 bin liranız var ya da gidip kredi çekiyorsunuz. İki şekilde de sonucu size aktaracağım. 100 bin liranız var ve gidip 4-6 yaş arasında bir B sınıfı, C sınıfı, Clio olabilir, Megane olabilir, Golf olabilir, Fiesta olabilir, Leon, Ibiza vesaire bu tip arabalardan birini aldınız ve bu arabaya 4 yıl boyunca bindiniz. 4 yıl boyunca kalem kalem buraya bütün giderleri yazacağım yıllarla beraber ve aylık size maliyeti ne kadar bunu hesaplamaya çalışacağım. Şimdi isterseniz hemen giderlerimiz neler onları hızlıca sizin için yazayım ve rakamları yazmaya geçelim ondan sonra. Evet, hepsini bir çırpıda yazdım. Bakın, yıllara ayırdım. 4 yıl bineceğiz demiştik. İçinde olduğumuz yılda söylüyorum. 2020, 21, 22 ve 23. Tabii inşallah şu 20'yi atlatırsak. Kalem kalem giderlerimiz neler derseniz, ilk başta bir yıllık verginiz var. Kesinlikle zorunlu arkadaşlar. Bunu ödemek zorundasınız. Yine trafik sigortası var. Sigorta yaptırmak zorundasınız. Sigortasız trafiğe çıkarsanız aracınızı bağlarlar. Muayene var. İlk sıfır alırsanız arabayı 3 yıl size bir hak tanıyorlar. Ondan sonra 2 yılda bir muayeneye gitmek zorunda kalıyorsunuz. Yakıtımız var. Olmazsa olmaz eğer binecekseniz. Kasko size kalmış arkadaşlar. İster yaptırırsınız, ister yaptırmazsınız. Periyodik bakım var. Arabaya binin ya da binmeyin, o yağı bir yılda bir değiştirmeniz gerekiyor. Yani bu da zorunlu bir yerde aslına bakarsanız. Lastik, yine binin ya da binmeyin. Lastiği değiştirmek zorundasınız. Kış ve yaz lastiği de var biliyorsunuz. Lastik de alacağız arabamıza. Ve diyelim ki paramızı peşin ödeyecek durumda değiliz. Para biriktiremedik. Bankadan 100 bin lira kredi çektik. Onu da en son olarak ekleyerek size söyleyeceğim. İlk olarak arabamızın bize olan maliyetini buraya yazıyorum. Arabayı biz 100.000 TL'ye aldık. Yaşını da hatta ekleyelim buraya. 4-6 yaş diye ekledim. Önce şunu söylemek istiyorum ben. Bütün hepsi için geçerli. Ben geçmişe dönük enflasyon oranlarına, yani artış oranlarına bakarak gelecekte ne olacağını öngördüm. Ve inanın birçoğunu, hatta hepsini taban fiyattan arttırdım. Yani gelen zamlar göreceksiniz daha fazla olacaktır ama ben yine de dipte tutmaya çalıştım bu artış oranlarını. Dilerseniz hemen yıllık vergiye geçelim. Şu an gidip 4-6 yaş aralığında bir araba satın alırsanız 2020 yılında arkadaşlar 1328 TL. Ama şöyle bir durum var. Şu an biz biliyorsunuz Nisan ayındayız. Bu arabanın yıllık vergisi 2 taksitle Ocak ve Temmuz'da ödeniyor. Biz Ocağı ödemeyeceğimiz için sadece Temmuz'u, yani Ocağı siliyorum. Temmuz'u yazıyorum. 629 TL'lik 2020 yılı için vergi ödeyeceğiz Temmuz ayında. 2021'e geldiğimizde ise %10'luk bir artış olacak arkadaşlar bu rakamda. Çünkü baktım %12 artmış geçen sene. Ben de bunu %10 civarında arttırma gereği duydum. Ve bunu da Ocak ve Temmuz ödeyeceğimiz için paranın bu sefer tamamını yazacağım. Ama %10'luk artışla beraber yazacağım bunu. Ve 1384 TL olacak. Tabii burada şunu söylemem lazım. Burada arabamız kaç yaşında? 4-6 yaşında. Burada da yine 4-6 yaşında. Ama arabamız giderek yaşlandığı için vergiden düşüyor arkadaşlar. 2022'ye geldiğimizde aşağı yukarı vergi oranı %40 azalacak yaşlandığı için. Ama yine %10-12'lik bir artış oranı öngördüğümüzden dolayı %40 azaltıp üstüne tekrar %10 civarında bir ekleme yapınca şöyle bir rakam çıkıyor. 920 lira gibi aşağı yukarı. Yani yuvarlıyorum rakamları ben. Burada arabamız tabii ne sınıfına girdi artık? 7-11 yaş sınıfına girdi. Burada da yine 7-11 yaş sınıfında arabamız. Burada da yine %10 eklersek aşağı yukarı arkadaşlar 1010 TL gibi bir rakam çıkıyor. Bakın 2020'de 629, 2020'de 1384 lira, 2022'de 920 lira ve %10 arttırdım. Burada da 1010 lira çıktı 2023'te. Artık 24'ün ocağına hiç karışmıyorum. O tarafa hiç girmiyorum. 3,5 yıllık vergimizi ödersek toplamda 3943 lira bu arabaya 4 yıl boyunca vergi ödeyeceğiz aşağı yukarı. Arkadaşlar trafik sigortasına geldik. Trafik sigortası az önce söylediğim gibi zorunlu. Sigorta olmadan trafiğe çıkamazsınız. Ya çıkarsanız polis durdurup arabanızı bağlayacaktır arkadaşlar. Ciddi de bir trafik cezası yiyeceksiniz bununla ilgili. O yüzden yıldan yıla arabayı bir kere trafik sigortası yaptırmak zorundasınız. Şimdi sigorta neye göre değişiyor? Bir kere yaşadığınız şehir, bunda arabanın plakası yani etken. Arabanızın yaşı, değeri, yani belki öyle diyen de var, öyle değil diyen de var ama cinsiyete
limite göre bile değişiyormuş. İlk başlarda biliyorsunuz kadın sürücüler çok trafik kazalarına karışıyorlardı. Onlarda bu değer yüksek çıkıyormuş. Şu an Türkiye'de ortalamaya bakıldığında kadın sürücülerin kazaya karışma oranı erkek sürücülerden daha azmış arkadaşlar. Yani bu cinsiyet olayı tam olarak yok denebilir. Yani öyle bir ayrım yok sigortada. Ben bunun ortalamasını 12 tane şirketten rakam aldım arkadaşlar. O rakama göre yazdım. Yıldan yıla da eğer bir kazaya belaya karışmazsanız bu rakam yavaş yavaş belli yüzdelik dilimlerle %30, %15 diye aşağıya doğru, geriye doğru gidiyor. İlk rakamı isterseniz yazayım buraya. 750 lira. Eğer herhangi bir kazaya karışmazsanız yine hasarsızlık indirimiyle ikinci yıl aşağı yukarı 700 lira, 650 lira ve 600 lira civarı. Yani bunun çok üstüne de çıkmazsın, çok altına da inmezsiniz arkadaşlar. Aşağı yukarı rakamlar böyle olacaktır. Küsürlerini yazmadım çünkü net değil. Şimdi gidin arayın, sorun. Türlü türlü çeşit çeşit fiyatlar, rakamlar çıkacak arkadaşlar. Şirketten şirkete değişiyor. Ben dediğim gibi hepsinin ortalamasını aldım. Topladığımızda ne ediyor? 600-1250-2700 lirada 4 yıl boyunca buna vereceğimiz rakam arkadaşlar. Muayeneye geldik. Muayeneyi de ikinci el bir araba aldıktan sonra 2 yılda bir yaptırmak zorundasınız. Bu muayeneyi eğer bugün yaptırsaydık 342'ye 80 lirada egzoz emisyon, yani egzozu ölçtürecektik arkadaşlar. Onun parasını verecektik ama ben bunu 2021 ve 23'te yaptırmışım gibi bir hesap yapacağım ve geçmiş yıldaki artış oranının aynısını uyguluyorum. 410 lira muayene ücreti, 96 lirada egzoz emisyon ücreti ödeyeceğiz. Evet, 22'yi yine boş geçiyorum. Yine aynı oranda bir artış yaparsak arkadaşlar 605 lira muayeneye, 135 lirada egzoza para ödememiz gerekiyor. Bakın 2020 ile 2022'de böyle bir rakam, yani ücret söz konusu değil. Bunu da toplarsak kaç ediyor? 605, 1000, 1015, 1115, 1150, 1246 lira bu arabaya muayene ücreti ödememiz gerekecek bu kullandığımız 4 yıllık süre zarfında arkadaşlar. Şimdi yakıt tüketimine geldim. Yakıt gerçekten ilginç bir konu. Kişiden kişiye, arabadan arabaya çok değişen bir durum. Hele son günlerde biliyorsunuz petrol fiyatları 30-35 dolarlar civarlarına indi, varil fiyatları. Buna bağlı olarak da bizde de 5-5,5 liralara geriledi. Hem dizel, yani mazot, hem de benzin. Ben şöyle bir hesaplama yapacağım burada. Biz bu arabaya yılda en az 15 bin kilometre bineceğiz arkadaşlar. Ben 27 bin kilometre civarında biniyorum ortalama bir yılda arabaya. Ama bir insana baktım 10-15 bin, 20 bin kilometre civarında bir arabaya binebiliyor. Ve arabamız 7 litre benzin yaksın. Ve benzinin fiyatı da şu an yeni baktım 5.45 TL'den hesaplayacağım. Yani 2020'deki hesaplamamı 5.45'e göre yapacağım. Sonra da çok minik minik artışlarla rakamı yükselteceğim ve hesaplama yapacağım. Eğer ki siz 5.45'ten yakıt alırsanız ve 15.000 kilometre binerseniz, siz o yıl arabanızla 5.720 TL'lik yakıt harcamış oluyorsunuz ve arabanız 38 kuruşluk benzin yakmış oluyor. Hemen 2021 yılında sadece 30 kuruşluk bir zam yaptım ve arabanız 6.037 liralık bu sefer yakmaya başladı ve kilometre başına da 40 kuruşluk bir tüketim söz konusu oluyor. Bakın çok cüzi, yani 100 liralık civarında bir artış meydana geldi. 2022 yılına geldim, yine 30 kuruşluk bir artış meydana geldi benzinde diyelim. Bu sefer 6.352 TL'lik yıllık yakıt masrafımız var. Arabamız da 42 kuruş yakmaya başladı. Yine 30 kuruşluk 2023'te bir artış meydana gelsin. 35, burada da 6.667 TL tüketiyor ve arabanız bu sefer 44 kuruş yakmaya başladı arkadaşlar. Bakın 5.700, 6.000 civarı, 6.300 ve 6.600 civarında 4 yıllık masrafımız var. Bunun toplamı da 24.776 TL'ye denk geliyor arkadaşlar. 4 yıl boyunca sakin kullanırsak bu araba 7 litre yakar. Bu arada daha yüksek yakar. Şehir içi ve dışı ortalamasını düşünüyorum. Neredeyse 25 bin liralık 4 yılda yakıt masrafımız söz konusu olacakmış. Şimdi kaskoya geldim. Kasko yine kişisel tercihe bırakılmış bir durum arkadaşlar. Yıllarca arabaya binersiniz, kaza yapmazsınız. 15. yılda bir kaza yaparsınız. O 15 yıl boyunca ödediğiniz bütün paraları orada çıkarırsınız. Ama bize kasko biraz külfetli geldiği için bizim insanımıza bu işe pek girmiyor. Açıkçası ben de ilk yıllarda kasko yaptırıyordum. Bu işi bıraktım, yaptırmıyorum. Kasko bir kere yaptıracağınız şirkete göre değişir. Yaşınıza göre değişir. Mesleğinize göre değişir. Arabanızın piyasa fiyatına göre değişir. Yani kaskoyu değiştiren birçok etken, etmen var. O da sizin kişisel tercihinize bırakılmış. Yani ister yaptırın, ister yaptırmayın diyorlar bununla ilgili, ama tabii ciddi bir kaza olduğunda arkadaşlar trafik sigortası da size yardımcı olur, ödeme yapar. Yani karşı tarafın sigortası sizi, sizin sigortanızda karşı taraftaki arabanın masrafını karşılıyor. Ama bunlar tamamen farklı şeyler. Yani benim sigortam var, kaskoya gerek yok gibi düşünmeyin. Sadece trafik sigortanız var. Gittiniz bir ağaca çarptınız, bütün masraf size aittir arkadaşlar. Ama kaskoyla bir ağaca çarparsanız
kasko firması şirket sizin arabanızı her şekilde yaptıracaktır. Burada ben 6 tane kasko şirketinden veri aldım kendim için. İlk başta yüksek çıkacaktır bu rakamlar. Tabii daha yeni şoförseniz, büyük şehirde yaşıyorsanız arkadaşlar, iyi de bir arabanız varsa 10 bin liraya kadar kasko rakamları çıktığını araştırmalarımda ben gördüm. Bana çıkan rakam 2065 liraydı arkadaşlar ilk yıl. Diyelim ki kaza bela gelmedi başımıza ve ikinci yıl bu rakam hasarsızlık indirimi adı altında biraz aşağıya doğru düşüyor ve 1535 liraya düşüyor arkadaşlar. Sonra yine hasarsızlık adı altında 1347 lira olacak 2022 yılında ve yine kazaya karışmadık, herhangi bir olaya karışmadık, arabamızda bir sorun yok. Oransal olarak dediğim gibi ben 6 şirketten aldım. 1196 liraya kadar bu rakam geriliyor. Ufak tefek kazalarda kaskoyu deldirmezseniz, kendiniz gidip yaptırırsanız bu indirimlerden faydalanırsınız. Ama en ufak kazada gidip ben kaskoyla yaptıracağım bunu derseniz arkadaşlar, 2000 lira çıkan rakam ertesi yıl 2000 liranın üstünde çıkacaktır. Çünkü siz kazaya karışan bir kişi olarak fişleneceksiniz bu şirketler tarafından ve topladığımızda da 6143 TL 4 yıl boyunca bize bir kasko masrafı çıkıyor arkadaşlar. Bu arada şurada bir hata yapmışım. Bu 1258 TL olacak arkadaşlar. Orada biraz yüksek yazmışım rakamı. Bunun ikiye bölümü 629'u veriyor. Onu da düzelttikten sonra hemen bakın periyodik bakıma geçtim. Periyodik bakımda kişiden kişiye değişir. Arabanızı yeni aldığınız garantisi var ya da servise güveniyorsanız kendi, yani Renault'a gidersiniz, Volkswagen'e gidersiniz, işte Skoda'ya gidersiniz, Mercedes'e gidersiniz, yaptırırsınız. Kendi servisinde yaptırırsanız bu rakamlar şu an aradım aşağı yukarı arkadaşlar. Yıllık bakım, yağ, filtre vesaire, klima bakımlarıyla ilgili 1300 lira ödüyorsunuz. Bununla ilgili de her yıl 1400, 150 liralık bir artış yazıyorum. Ve kaç ediyor? 1600, 3100, 4500, 5000, 800 lira gibi bir yıllık vergimiz var. Belli aralıklarla değişen malzemeleri de eklerseniz bu rakam biraz daha yüksek çıkacaktır. Ama ben zorunlu yaptırmanız gereken bakımı buraya yazdım. Yok ben özel servise gideceğim, yani bunlara gitmek istemiyorum derseniz de Volkswagen'e gidip 1300 lira vermek yerine sanayideki bir ustaya, güvendiğiniz birine gidip 500-600 lira verip bu bakımın aynısını yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii arabanızın garantisi bittiyse ben bunu tavsiye ediyorum. Onun dışında garanti devam ediyorsa yine servisle devam edin derim. Şimdi lastik olayına geldim. Arabanın üzerinde gelirken haliyle bir lastiği var. O lastiğin bize 4 yıl yeteceğini düşünerek ilk başta yapacağımız masrafı söyleyeyim size. 1600 TL'ye arkadaşlar kış lastiği alıyoruz. Kışın değiştiriyoruz, bunu kullanıyoruz. Yazın diğerini kullanıyoruz. Ondan sonra lastik masrafımız olmuyor. Ama diğer yazlık, yani mevsimlik lastiğimizi 2023 yılında değiştiriyoruz ve 1800 TL. Bunu neye dayanarak yazdım? Birçok lastik markasına baktım arkadaşlar. Bridgestone'a, Lassa'ya, işte Falken'e. Onların ortalamasını aldım ki ben daha yeni kış lastiği aldım. Bu rakamı aldığım için rahatlıkla bu rakamı buraya yazabiliyorum. Birkaç yıl içinde de rakam artacak. Çünkü lastik biliyorsunuz petrol ham maddesi. Petrol endeksli olduğu için fiyatın yükselme ihtimali var. Ve iki lastik değiştirdiğimizde 1800, 3400 lirada lastiğe para harcamış oluyoruz. Kredi işine girmezsek harcayacağımız paralar bunlar arkadaşlar. Rakamların toplamı şuraya yazacağım ben. 48.008 lira yapıyor. 100 bin lira verdik, arabayı peşin aldık. Arabayla ilgili hiçbir ödememiz yok. Ve 48 ay boyunca bu arabaya bindik. Toplam masrafımız 48.008 lira çıktı. Bunu da 48'e bölünce aylık bu arabanın bize yükü 1000 lira arkadaşlar. 1000 lira vererek, yani maaşınız kaç para? 4000 lira mı? 4000 liranızın 1000 lirasını bu arabaya ödemek zorundasınız. Ne olursa olsun. Ha biraz tabii kişisel tercihe göre kaskoyu yaptırmazsın. Bakımla ilgili daha ucuz bir ustaya gidersin. Bunu biraz daha aşağıya çekmeniz mümkün. Yani 800 liralara falan düşer arkadaşlar. Ondan daha da aşağı düşeceğini sanmıyorum ki, yakıtı ben çok cüzi yazdığımı düşünüyorum. Ya çıkarsa da 1200-1300 liralara çıkacaktır diye düşünüyorum. Şimdi kredi hesaplamasına geçelim. Gittik ne yaptık az önce? Bankadan 100 bin lira kredi çektik arkadaşlar. Ve bunu tabii ki aylık ödemeleri ve belli bir faizi olacak bizim için. Faiziyle beraber 12 aylık gideri 32.807 lira oluyor. Bu tabii diğer... Toplam 131.299 TL. 31-32 bin lira arası 100 bin liraya bir faiz ödüyoruz. Onu da aya bölecek olursak bir ayda 2733 TL kredi ödememiz gerekiyor. Yani özetle bu rakamları bir kenara bırakın. 100 bin lira kredi çekerseniz 48 ay vadeyle 2733 lira aylık ödemeniz var. 1000 lira da arabamızın kullanım masrafları vardı arkadaşlar. 3733 lira. Yani şu anlaşılıyor. Krediyle araba alırsanız, ki 100 bin liralık araba çok pahalı bir araba değil arkadaşlar. Orta sınıf, en azından ülkemizde herkesin alabileceği, almak isteyebileceği bir rakam. 100 bin liralık bir araba. Böyle
bir arabaya 48 ay boyunca banka kredisiyle binmek istiyorsanız 3733 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Lütfen bir beğeni ya da bir takibi, bir yorumu çok görmeyin. Biliyorsunuz sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Evinizden çıkmayın. Eğer çıkmak zorundaysanız da insanlarla çok muhatap olmayın. Maske ve eldiven takın. Kendinize iyi bakın. İyi günler arkadaşlar. Hoşça kalın.